Ve şimdi genç yaşında birçok ilke imza atmış, bir kadının, sıra dışı bir kadının hikayesi gelecek ekrana. İsmi Ece Çiftçi. Henüz 14 yaşındayken Ece kendini çocuklara yardım etmeye adadı. Yüzlerce okul gezdi, minik öğrencilerle bir araya geldi. Artık büyüdü, üniversiteyi bitirdi ve şimdi G20 toplantısı öncesi yapılacak genç kadınlar zirvesinde ülkemizi temsil edecek. 23 yaşındaki Ece Çiftçi, G20 toplantısı öncesi yapılacak zirvede Türkiye'yi temsil edecek. O, lise 1'de kurduğu hayali hayata geçiren sıra dışı biri. Çocuklara nasıl yardım edebilirim dedi, Türkiye'yi dolaştı. Afrika'da, Asya'da öğrencilerle buluştu. Bir kişi dünyayı değiştirebilir düşüncesiyle Sosyal Ben Vakfı'nı kurdu. Türkiye'de 54 ilde biz çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Bir de uluslararası alanda da çalışıyoruz. Yani çünkü bence iyilik ve yardımın dili, dili ırk sınırları olmaz. O yüzden... Ece Çiftçi 14 yaşında Şanlıurfa'da 250 öğrenciyle çalışarak ilk projesini gerçekleştirdi. Resim, müzik, dans, fotoğrafçılık gibi atölyelerde çocukların kendilerini keşfedebilmeleri için aktiviteler düzenledi. Sonra Sosyal Ben Vakfı ile hedef büyüttü. 350 gönüllü aracılığıyla daha çok öğrenciye ulaşmayı başardı. Köye yabancı birileri geliyor. Ama bu yabancılar çok da onlardan farklı değil. Çünkü işte onların büyümüş hali, rol modelleri aslında. Çünkü sosyal medyanın gönüllüleri de 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri. O yüzden anne baba veya öğretmen otoritesinde olmadığı için karşısındaki gönüllü inanılmaz bir etkileşim oluyor. Ece Çiftçi şimdi Türkiye'yi G20 toplantısı öncesi yapılacak genç kadınlar zirvesine temsil edecek kadınların sorunlarını anlatacak. Kadınların aslında girişimcilikteki yeri, iş hayatındaki yeri ve konumunu anlatırken bu taraftan da aslında kadınların siyasetteki aktif rolüne yönelik neler yapılabilir konuşmak istiyorum. Özellikle genç kadınların karar alma mekanizmalarına dahil olursa nelerin nasıl değişebileceğini biraz paylaşmak istiyorum oradaki delegelerle. G20 toplantısı 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak. Genç Kadınlar Zirvesi'nden çıkan öneriler burada dünya liderlerine sunulacak.